Erzurum'dayız ve Anadolu'nun tarihten bu yana inşa edilmiş en büyük üniversite binası, medresesinin önünde duruyoruz. Bakın, Anadolu tarihten bu yana nice medeniyetin barındığı ve eser verdiği bir yer. Ve bu Anadolu coğrafyasında tarihten bu yana verilmiş on binlerce eser içerisinde en büyük okul binası arkamdaki medrese. Tarihten bu yana Anadolu'da inşa edilmiş en büyük kümbet binası yine arkamdaki binanın bitişiğinde. Halk arasında en yaygın ismiyle Çifte Minareli Medrese, tarihteki adıyla Hatuniye Medresesi ve arkadaki kümbette bu medresenin banilerinin kabir yapıları olarak inşa edilmiş. Bu kadar önemli, bu kadar büyük, bu kadar etkileyici, bu kadar haşmetli bir eser, bu kadar bilinen bir eser. Ama elimize mikrofonu alsak, şu an Erzurum sokaklarındayız. Ve Erzurum sokaklarında şu caddeden her gün binlerce insan geçiyor. Mikrofon tutsak ve sorsak, bu şehrin valisinden belediye başkanına, mülki amirlerine, müdürlerine kadar, doğma büyüme Erzurumluyum diyen 70'lik, 80'lik, 90'lık dedelere, nelere kadar. Erzurum Çifte Minareli Medrese kim tarafından inşa edildi? Hiç kimse size bir doğru cevap veremeyecek. Hatta birçoğu bir isim bile telaffuz edemeyecek. Ya böyle bir şey var mı? Maalesef var. Ve ben bugün bu videoyu sizin için, başta çok sevdiğim Erzurum halkı ve Erzurum şehri için, İkincisi de Türkiye'mizin böyle muhteşem bir eseri ve bu eseri seven, bu esere bakınca heyecan duyan, ama nasıl olur, kimin yaptığını bilmiyor muyuz diyen sizler için bu videoyu çekiyorum. Bu videonun sonunda Allah'ın izniyle bu çalışmayı kimin yaptığını, yine %100 diyemem ama %99 kimin yaptığını öğrenmiş olacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Erzurum Çifte Minareli Medrese, gerçek adıyla Hatuniye Medresesi. Medrese nedir? Tarihte inşa edilmiş üniversite binalarına verilen isimdir. Bunların en büyüğü demiştik sonuç konuşmamızda. Hakikaten öyle. Bu videoda neler bulacaksınız? Bu videoda bir kere bu medresenin geçmişini konuşacağız. Kimlerin elinin değdiğini, bu medreseyi kimlerin inşa ettiğini ya da kimlerin inşa etmiş olabileceğini konuşacağız. Medresenin sanatını konuşacağız. O giriş kapı kulelerini, kapılardaki rölyefleri, kabartmaları içine gireceğiz. İçindeki üstü açık avlulu yapının içinde dolaşacak. Odalarını gezeceğiz. Eyvan ve o yan eyvanlar, ana eyvan, ana eyvanın merkezindeki kabir odasına gireceğiz. Etrafında dolaşacak. Arkadaki Anadolu'nun en büyük kümbet binasını hem dıştan hem içten gezecek ve neticesinde bu yapıyla alakalı kafamızda bütün soru işaretlerine cevap bulmaya çalışacağız. Peki bugüne kadar niye bulunmadı? Niye bulunmadı? Çünkü elimizdeki bilgiler, veriler yetersiz. Ya şu koca yapının bir inşa kitabesi yok biliyor musunuz? Yok. E olmayınca hep herkes havandan su doymaya çalışıyor. Bakın 1970'li yıllarda Profesör Doktor Haluk Karamağaralı, Türkiye'mizin en ünlü sanat tarihi profesörlerinden bir tanesi, Erzurum Hatuniye Medresesi ve banisi üzerine bir makale hazırladı. Bu makalenin benim hayatımda da çok ayrı bir yeri var. Yıllar önce Marmara Üniversitesi sanat tarihinde yüksek lisans yapıyoruz. Dersimize Profesör Doktor Selçuk Mülayim Hoca geliyor. Zaten bizim o dönemdeki baş hocamızdı. Bölüm başkanıydı aynı zamanda Marmara Üniversitesi sanat tarihi bölüm başkanı. Bir gün elinde fotokopilerle gelmiş ama kalın fotokopiler. Hepimize dağıttı. Arkadaşlar dedi, Profesör Doktor Haluk Karamağaralı'nın Hatuniye Medresesi makalesi buldu. Düşünün, bir makale hazırlamış 70 sayfa. Bu makaleyi size süre veriyorum, 15 gün. Okuyacaksınız ve sonra size bu makaleden sınava tabi tutacağım. Sanat tarihi yüksek lisans öğrencileriniz. Makale dediği 3 sayfa olur, 5 sayfa olur, 10 sayfa olur. Tuğla gibi makale. Ve ben okumaya başladım. Makalede Haluk Karamağaralı bu medresenin problemlerini çözmeye çalışıyor. Yani benim daha doğduğum yıllarda yazılmış makale. Ve bir cinayet romanı gibi. Agatha Christie'nin vardır ya cinayet romanları. Hani böyle bir salonda toplanır insanlar. Bir eğlence vardır, bir ışık söner. Işıklar bir gider, biri ölmüştür. Kim öldürdü falan, herkes birbirine bakar. Bir dedektif gelir.
toplumdan birine parmağıyla gösterir. Sen öldürdün ben. Katil sensin. Sonra kendisi bir takım iddialar sunar. Çürütür kendi iddiasını. Ama sen olamazsın. Çünkü o saatte orada yoktun falan. Sonra der sensin, sensin. Haluk Karamağralı makalesinde 800 bin sene evvel yaşamış insanları makalede tutuyor tutuyor getiriyor. Diyor ki bu medreseyi bu yapmış olabilir diyor. Önce zenginleştiriyor. Okuyan tam inanıyor. Aa evet bu yapmış galiba. Sonra tezini kendi çürütüyor. Ama şu nedenden bu yapmış olamaz. Haydi. E o kadar okuduk. Ama bir dakika diyor. Ya şu yaptırmış olmasın diyor. Anlatıyor anlatıyor. Tam inanıyorsun. Sonra onu da çürütüyor. Müthiş bir makale. Peki o uzun tuğla gibi makale neticesinde Haluk Karamağralı rahmetli neticeye ulaşabiliyor mu? Hayır ulaşamıyor. Neden? Çünkü o yıllarda yazmış. 70'li yıllarda. Daha sonra kazılar yapılıyor. Kazılar ve kazılar. Van 100. yıl tarihte okurken ki biz tarih okuyorduk ama o bir sanat tarihi profesörüydü. Bizim de bir yıl dersimize girdi. Ben kendisinden çok istifade ettim. Profesör Doktor Abdüsselam Uluçer. Abdüsselam Hoca Erzurum'da tam 10 yıl vazife yapmış. Ve bu 10 yıllık vazifesi süresince tabii buraya öğrencileriyle defalarca gelmiş. Kendisi anlatıyor makalesini. Ya diyor öğrencilerle birbirine çok girdik diyor. Ulaştık. Buz gibi. Ya gece -50 derece Erzurum. Makalede anlatıyor. Bu taş binalarda öğrenciler nasıl yatılı kalır? Bunu çok düşündük diyor. Ve makalesinde bu medreseyi kimin yaptığını bulmaya çalışıyor. Bir neticeye birazcık ulaşıyor. Makale bitiyor. Ama son nokta değil. En son 2004 yılında o zamanlar daha kendisi doktordu. Şimdi profesör doktor oldu. Atatürk Üniversitesi'nde de bizzat vazife yapan İslam tarihi, İslam bilimleri üzerine uzman bir profesörümüz. Osman Gürbüz Hocam. 2004 makalesinde bence son noktayı koyuyor. Hatuniye Medresesi'ni kim yaptırdı? Yani ben bugün bu videoyu hazırlarken haftalardır, hatta geçmişime bakarsanız 15-20 yıldır bu medreseyi kim yaptırdı sorusunun cevabını arıyorum. Aslında daha onlarca isim sayarım size ama sıkılırsınız. Gerek yok. 3 isim saydım. Bu 3 isim ve onlarca bu tartışmaya müdahil olan isim. Mesela İbrahim Hakkı Konyalı bunlardan bir tanesi. Ve daha kimler kimler, bir sürü yabancı isim. Ve neticede sanıyorum %99 kimin yaptığını biliyoruz. Hadi gelin biraz daha yaklaşalım. Mimari olarak bir görelim. Bu eser ne zaman yapıldı? Mesela ismini saydığım hocalar ve onların yanında daha onlarca uzman bu medresenin yapıldığı yılda tartışmışlar. Özellikle bu adını saydığım 3 hocamız. Profesör Doktor Haluk Karamağralı, Profesör Doktor Abdüsselam Uluçam, Profesör Doktor Osman Gürbüz Hocam. Bu 3 hoca da yaptıkları çalışmalarda hepsi de hemen hemen ortak bir tarihte birleşmişler. Nedir o? Memlük Sultanı Baybars'la Moğolların Anadolu'da gerçekleştirdiği bir savaş var. 1277 Elbistan Savaşı. İşte bu medrese tam o tarihlerde yapıldı. Net bilmemekle beraber 1270'lerde temeli atıldı. 1277 Elbistan Savaşı yapıldığında medrese bu haldeydi ama daha bitmemişti. Eksikleri vardı. Belki de 1278 yılında banisi ve ekibiyle açılışı yapılacaktı. Ama hiçbir zaman açılışı yapılamadı. Üzerindeki süslemeler yarım kaldı. Hatta bir inşa kitabesi bile konulamadı. Bir yıl sonra 1278 yılında medresenin inşaatı sürerken burada bütün çalışanlar, bu inşaatı yönetenler büyük bir korkuyla çil yavrusu gibi dağıldılar. Peki neden? Biraz daha. Tarihte 800 sene öncesinin medreselerinde girişler çok önem arz ediyor. Ana giriş portalları etkileyici yapılıyor. Etkileyici kılmak için kapı kenarlarına kapı kuleleri dediğimiz, mesela Konya İnce Minare'ye gidin aynısını orada da göreceksiniz. Sivas Gök Medrese'ye gidin aynısını orada da göreceksiniz. Kapı kuleleri yapılıyor. Üzerleri sırlı, çinlerle kaplı muhteşem kapı kuleleri ve onların kaidelerinde muhteşem üzerinde Allah lafzının ve diğer bir takım mukaddes isimlerin bulunduğu armalar, madalyonlar ve taşa kakılmış kontürler ve üzerinde Orta Asya Türklüğünden
Hatta İlhanlılardan günümüze gelmiş bir takım inanç sembolleri yer almakta. Bunları da inceleyelim ve adım adım içine. Bu arada Erzurum'da Şubat ayındayız. Her yer kar. Geçen hafta çok daha soğuktu. Ben bir 10 gündür Erzurum'dayım. Ama bugün hava biraz daha ılıman. Yani eldivensiz durabiliyoruz ama sadece 10 dakika. Nasıl dayanacağız bilmiyorum. Dayanmaya çalışacağız. Şimdi efendim, kimin yaptırdığı videonun sonunda. Ya o lap diye söyleyemem. Size bu süreci anlatmam lazım. Ama anlatırken de bu yapıyı da tanıtmak istiyorum. Şimdi şu görmüş olduğunuz süsleme olsun. Ne görüyorsunuz? Ortada bir hayat ağacı görüyorsunuz. Bakın, hayat ağaçları var. Hem burada hem orada. Hayat ağacının üstünde çift başlı bir kartal var. Hayat ağacı Orta Asya'dan beri Türklerin işlediği bir takım semboller. Hayat ağacı neyin içinden çıkıyor? Hilal'in içinden çıkıyor. Hilal. Çünkü artık bu insanlar Müslüman. Hilal, Allah ve Lale. Bu üç kelimenin ebced hesabıyla harflerinin, rakam değerinin toplamı birbirinin aynısıdır. Onun için Allah'ı simgelemek için bir yere hilal de işlenir. Bayrağımızdaki, ay yıldızlı bayrağımızdaki hilal buradan gelmektedir. Hilal var. Hilal'in altında bakın iki tane ayrı ejderha. Ejderhalar çıkmışlar ve yanlardan başlarını yukarı doğru çıkarmışlar. Bu ejderha sembolleri, ejderha deyince bizim aklımıza hemen Çinliler geliyor. İşte böyle Çin ejderhaları falan, alakası yok. Ejderha deyince tarihten bu yana akla Türkler gelmelidir. Hunlarda, Göktürklerde, Uygurlarda, İslam sonrası Türklerde ejderha sembolü hep kullanılmıştır. Ya kalkın bir gün gidin İstanbul'da Kanuni'nin, Hürrem Sultan'dan doğan ilk oğlu Şehzade Mehmet'in türbesine, türbenin Şehzade Camii'nin avlusunda kıble tarafında, türbenin içindeki bütün pencere ve kapı tutmalarının tamamının ejderha motifli olduğunu göreceksiniz. Ejderha bir tılsımdır, bir vevktir. Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'ne gidin. Caminin etrafında onlarca pencere var. Pencerelerin bütün kepenk tutma yerleri ejderhalıdır. E namaz kılıyoruz. Kıl namazını bozmuyor ki, o minicik. Gözle görülmüyor bile. Yani namaz kılarken görmen lazım onu, namazını bozması için. Yapmışlar, içine koymuşlar. Ve İslam medeniyetinde bunlar, İslam sonrası Türkler bunları kullanmış. Efendim bunu böyle küçük kullanıyorum, yapının dışında kullanıyorum. Gözle görülmüyor. Dinen caiz mi? Caiz. Vazgeçmemiş, bırakmamış. Ve işte bu ejderhalar burada da yer almış. Hatta bu ejderha sembolü ve miti bizim geleneklerimize, öykülerimize, yaşam alanlarımıza öyle sinmiştir ki bunun en büyük delillerinden biri Erzurum'un kendisidir. Bakın gelin beni takip edin şöyle. Tam arkamız medresenin sırtını verdiği bir dağ var. Benim de çok sevdiğim, zaman zaman kayağa geldiğim Palandöken. Palandöken'e gittiğiniz zaman, işte kayağa gidiyoruz biz ara ara. Onun en yüksek tepesi Ejder Tepesi'dir. Ejder 3200 rakım. Çıktığınız zaman kayağa, oralarda görürsünüz. Ejder 3200. Erzurumlu yaşlılarımıza sorduğumuzda bu ejder adı, ben mesela sanıyordum ki bu kayak burada meşhur olduktan sonra o en yüksek tepeye hani ejder mejder bir isim uydurdular. Değilmiş. Burası tarihten bu yana o tepeye, Palandöken'in zirvesine ejder denirmiş. Eskiler diyorlar ki ilk çağda oralarda ejderhaların yaşadığına inanıldığı için bu isim verilmiş. Bakın tepenin adı Ejder. Ejderhaların yaşandığına inanılıyor. Sonra kalkılıyor. Günümüzden tam 800 sene önce buraya Anadolu'nun en büyük okul binası yapılıyor. Ve medresenin kapısına iki tane buraya, iki tane buraya, dört tane ejderha simgesi konuluyor. O hayat ağaçlarının içlerine bakarsanız her bir yana doğru açılan yaprak diyelim onlara, yaprağın içinde farklı bir takım semboller göreceksiniz. Mesela bakın sağda en altta ne var? Nar var. Gördünüz mü? En alt iki yaprağında nar işlenmiş. Nar cennet meyvesidir. Onun hemen üstünde iki tane kuş var. O kuşlar bizim masallardan çok iyi bildiğimiz Zümrüt-ü Anka kuşudur. Yani Simurg'dur. Daha yukarıya bakın, cennet meyveleri var üste doğru. Hatta bu hayat ağaçlarını Sivas Gök Medrese'nin giriş kapılarında da görürsünüz. Konya İnce Minareli Medrese'nin giriş kapılarında da görürsünüz. Kayseri Döner Kümbet'in kapılarında da görürsünüz. Hatta Erzurum'da şu az ileride Yakutiye Medresesi'nin kapısında da görürsünüz. Hatta Konya Döner Kümbet'in kapısındaki hayat ağaçlarında ağacın yaprakları üzerinde küçük küçük insanlar görürsünüz. Çünkü İslam öncesi Türklerde
İnsan Allah'a ulaşmakla mükelleftir. İnsanoğlunun hayatı bir tekamül süreci içerir. Öyle değil mi? Çocukluktan yetişkinliğe insan öğrenir ahlaklı olmayı, düzgün yaşamayı. Cennete ehil hale gelmek için dünyaya gelmiştir. O ağacın dallarını tırmanır en son tanrısallığa, cennete ulaşır. Tanrısallık eski Türklerde neyle simgelenir? Kartalla simgelenir. Burada gördüğünüz çift başlı kartal hem tanrısallığı, yaratıcıyı, o büyük gücü hem de devleti simgelemektedir. Yani Selçukları. Anadolu Selçuklu'nun simgesidir çift başlı kartal. Ama burada ise bu çift başlı kartal hem tanrısallığı, ilahi gücü hem de devleti simgelemektedir. Bu çift başlı kartalın Anadolu Selçuklu'yla bir alakası var mı? Bunu birazdan sizinle beraber medresenin içinde konuşacağız. Ama bir detay daha var. Bu medrese eksik kalmış bir medrese. Bakın burada pano tamamıyla yapılmış, bitirilmiş. Gelin bir de sizinle kapı portalının diğer cephesine bakalım. Oradaki motiflerin yarım bırakıldığını hayretler içerisinde göreceksiniz. Bakın ejderha sağlam mı, tam yapılmış mı? Yapılmış. Ejderhanın ortasında hilal tam. Hilalin ortasında ağacın ilk yapraklar nar, ikinci yapraklar çiçek, diğerleri yok. Çipaşlı kartal var mı? Yok. İşlenmemiş, yarım bırakılmış. Bu medrese tamamlanmamış bir medrese. Hiçbir zaman tamamlanmadı. Mesela bu medrese bitirildiğinde bu medresenin alınlık kısımlarına ne konulacaktı? Bir inşa kitabesi konulacaktı. O da yapılmamış. Gelin göstereyim. Ana kapının önüne geçelim. Şimdi bu görmüş olduğunuz anıtsal giriş kapısı. Bakın giriş kapısında şuradan itibaren boydan boya buraya ve buraya doğru üç taraftan dönen bir silme var. Taş bir silme. Boş duruyor. Şuradan başlıyor. Yandan tam karşımızda böyle devam ediyor. Kemeri görüyor musunuz? İki kenara Rumi motifle. O kemerin hemen üstündeki düzlük. Ve soldan devam ediyor. Ve içi bomboş. Normalde Haluk Karamağaralı Hoca olsun, Abdüsselam Hoca olsun, Osman Gürbüz Hoca olsun. Üçü de makalelerinde bu yapıyla alakalı bir kayıp kitabe hikayesinden bahsediyorlar. Ve bunun gerçek değil, bir uydurma olduğunu söylüyorlar. Uydurulan hikaye şu. Ruslar güya Erzurum'u işgal ettiklerinde bunun inşa kitabesini sökmüşler. Hatta inşa kitabesinin üstünde bir çift başlı kartal rölyefi varmış. Onu da çalmışlar. Rusya'ya götürmüşler. Haluk Karamağaralı Hoca diyor ki ben Rusya'ya gittim diyor. Bahsedilen müzeleri gezdim. Depolarında inceleme yaptım. Erzurum Hatuniye'den götürülmüş ne bir kitabe ne bir çift başlı kartal rölyefi yoktu diyor. Bu uydurma diyor. Abdüsselam Hoca da, Osman Gürbüz Hoca da aynı şeyleri söylüyorlar. Yani bu medreseye hiçbir zaman bir inşa kitabesi konulmadı. Konulmadı. Her zaman için burası yarım kalmış bir medrese olarak kaldı. Bakın görüyorsunuz burası işte bahsettiğim o duvar. Şu gördüğünüz duvar normalde bilmeyen biri için medresenin doğu duvarı. Ama normalde bu duvar zamanında Erzurum'un şehir, bakın iç kale demiyorum, iç kale burası. Bakın görüyorsunuz Erzurum'un iç kalesi burası. İç kale değil, iç kalenin de etrafını çeviren Erzurum halkının yaşadığı Erzurum şehrini çeviren duvar buradan böyle geliyormuş. Buradan bu şekilde böyle gidiyormuş ve ileri doğru. Bu gördüğümüz çıkıntı da işte şehir surları üzerinde bulunan burçlardan bir tanesi. Bu şekilde bunu da ellememişler. Aynen böyle bakın geliyor şehir duvarı. Bakın böyle geliyor. Bakın duvar buradan devam ediyor. Gördüğünüz gibi hatta arkasından kümbet de çok güzel gözüküyor. Şu aradan mı geçsek? Bir dakika şuradan geçelim. Bakın normalde medrese şurada bitti.
Yani medresenin avlusu, avlu binası şurada bitti. Şurada o kemerin bağlı olunduğu kısım var. V çiziyor burada. Şu duvar şuradan şuraya kadar boş. Şehir surları. Yani Erzurum'un günümüze ulaşmış tarihi şehir surlarından bir parça medresenin yüzü suyu hürmetine korunmuş. Ve buradan böyle gelmiş. Ve arka tarafında da kümbeti görmekteyiz. O meşhur kümbet. İçine girdiğimiz, çektiğimiz o kümbet burada durmakta. Ve eğer birazdan size anlatacaklarımı duyduğunuz zaman bu kümbetin kimin için yapıldığı, içinde kimlerin aslında yatacağı ama yatamadı. Bunların hepsi ne öğrenmiş olacaksınız, taşlar tamamen yerine oturmuş olacak. Şimdi artık içeri geçebiliriz. Evet, sizin için duvardan atladık. Hadi beni takip edin. Yani yapıyı daha iyi anlamanız için etrafında dolanıyorum. Bakın burada ana yapı paralelinde bir ikinci yapı söz konusu. Buradan atlayacağız. Hadi buyurun. Buralar biraz metruk. İnşallah sokak köpekleri falan yoktur. Böyle yerlerde bazen sürü oluşturuyorlar. Tarihi yerleri gezmekte zorlanıyoruz. Of, çok güzel burası. Çok da güzel ışıklandırılmış. Bakın şimdi daha iyi anlayacaksınız. Şehir surları derken kastettiğim Erzurum'un o eski şehir duvarı, bakın buradan böyle geliyor. Burada bir çıkıntı olarak kalıyor. Eyvan, medresenin eyvanı bu. Eyvana bitişik olarak yapılmış olan o muhteşem Anadolu'nun bugüne kadar yapılmış en büyük kümbetini görüyoruz. Bakar mısınız şunun harikalığına ya? Bu nasıl bir kümbet? Şu kemerlere bakın, şu süslemelere. Örgü kemerler. Zaten burada bir kot farkı olduğu için aşağı doğru, burası yüksek, aşağı doğru indiğinden yerin altına yapamamışlar. Kripta üstte, mesela birçok Anadolu kümbetinde kripta, mezar odası toprağın altındadır. Burada kripta üstte yapılmış, gördüğünüz gibi. Birazdan binanın içinden bu kriptanın içine gireceğiz. Bu video bu kriptanın içinde bitecek ve bu kümbet ve medrese kim adına yapıldı? Siz birazdan bu duvarların içinde, bu mezar odasında bütün gerçekleri öğrenmiş olacaksınız. Şöyle geçelim. Kümbete şöyle biraz daha uzaktan bakalım. Bu arkamda görmüş olduğunuz kümbet Anadolu'nun bugüne kadar inşa edilmiş en büyük kümbeti. Bundan sonra en büyük ikincisi Aksaray ili sınırları içerisinde bulunan Tur Hasan Bey kümbeti. Bekarlar köyü civarında patates tarlaları arasında. Tur Hasan Bey Anadolu'nun fatihlerindendir. Hasan Dağı'na ismini veren Hasan Bey. O da ikinci en büyük kümbettir. Görüyorsunuz yapının o konik külahlı hali, altındaki mukarnaslı zencerek, onun altında gördüğümüz geometrik bezemeler, aşağı doğru 12 gen bir kümbet, 12 yüzlü ve altı yüzünde mukarnaslı kalsarası olan pencereler, altı yüzünde ise görmüş olduğunuz sağır bir duvar, bir kemer içerisinde müthiş bir tezina, harika bir eser ve bir kadın için yapılmış. Hani kadınlar kıymetli değildi? Hani kadınlar ikinci plandaydı? Yani Anadolu'da 800 sene evvel Anadolu'nun en büyük üniversite binası bir kadın için yapılıyor. Anadolu'nun en büyük mezar binası bir kadın için yapılıyor. Biri de kalkıp ya kadına kıymet vermiyorlarmış falan filan dediği zaman ağzına ağzına çarpın şu gördüğünüz medreseyle kümbeti. Herkes yalan yanlış konuşmaktan vazgeçsinler. Hazır mısınız? Hadi artık içeri girelim. Şimdi bunları da konuştuktan sonra gelin artık içeri doğru geçelim. Şimdi bu yapı çok zengin süslemelere sahip. Öyle böyle değil. Yani bu yapıyı normal bir vatandaş yaptırmış olamayacağı gibi normal bir devlet adamı da yaptırmış olamaz. Yani bunu yaptıracak kişinin ya hükümdar olması lazım ya da hükümdar gücüne, kudretine, zenginliğine sahip bir adam olması lazım.
Bakın şu an size ben şifreleri veriyorum. Bu şifrelerden kim olduğunu bulmaya çalışacağız. Haberiniz olsun. Şu işlemeye bakın, taş işlemeye. Muhteşem bir işleme söz konusu ama devamı yok. Bakın şurada boş bir silme var, gördünüz mü? Şu süslemeler geliyor. Burada bir kitabe oluşturuyor, gördünüz? Ama bu kitabenin içi boş. Çünkü buraya bir yazı yazılmamış. Yazılacakmış, yarım kalmış. Aynısı burada da söz konusu. Bakın burada da işlemeler aynen bizim Osmanlı'daki cami minberlerindeki o geometrik sonsuzluk bezemeleri iç içe geçmiş. Geometrik bezemeler yukarıda mukarnaslı bir kavsara, bir niş ve iç kısmı yine boş duruyor. Buralara yazılar girilecekti ama bu yazılar yazılamamış. Neden? Çünkü bu medrese yarım kalmış. Neden yarım kaldı? Ya böyle Anadolu'nun en büyük eserinin kime ait olduğu nasıl bilinmez? Nasıl unutulur? Cevapların hepsini birazdan bulacaksınız. Hadi girelim içeri. Kolay gelsin. Ya müthiş bir eser ya. Hakikaten öyle böyle değil. Çok güzel. Şimdi bu gördüğünüz medrese kim tarafından yapılmış olabilir? Haluk Karamağaralı Hoca olsun, diğer hocalarımız olsun. Hepsi bir takım isimler sıralıyorlar. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Erzurum ve Pasinler vakfiyeleriyle alakalı bir vakıf defteri düzenlemesi yapılıyor. Bu vakıf düzenlemesinde Hatuniye Medresesi'nin adı geçiyor. Ve orada Alaaddin Keykubat'ın oğlu 2. Gıyasettin Keysürev'in kızı Hundi bir kız adı geçiyor. Onun adına yaptırıldı diye. Fakat Haluk Karamağaralı Hoca bunu anlatırken diyor ki Erzurum diyor Osmanlı'nın erken döneminde o dönemde savaşlarda bir ara boşaltıldı. 60 sene şehirde bir tek insan yaşamadı. Osmanlı sonra sağdan soldan insanlar topladı. Şehri yeniden canlandırdı, şenlendirdi diyor. Ve Kanuni dönemindeki bu vakıf düzenlemesinde şehre yeni gelen Erzurumlulara soruldu. Ya bu medreseyi kim yaptırdı? O bu. Bu yerel bilgilerle ama tutarsız bilgilerle bunlar yazıldı. Onun için bu bilgi safsatadır diyor. Bak çok ilginç. Bunu Haluk Karamağaralı söylüyor. Abdüsselam Uluçam 10 yıl Erzurum'da kalmış bir sanat tarihi profesörü. Buranın kazılarına katılıyor. Ve diyor ki kazılarda diyor burada diyor kıyamet kadar top güllesi bulduk diyor. Hatta hem taş gülleler bulmuşlar, fotoğrafları var bunların. Hem de bir takım top mermileri ama içine barutu konulmamış. Onlar bulunmuş. Peki bu gördüğünüz medresenin içinde birkaç yüz tane top güllesinin ne işi var? Cevap 4. Murat. Bunun da cevabını bize Evliya Çelebi veriyor. Evliya Çelebi Erzurum'a gelmiş ve Erzurum'da bayağı bir kalmış. Seyahatnamesinde diyor ki, o diyor Ulu Cami'nin diyor hemen doğusunda duvar dibindeki o büyük medrese için Erzurumlular ak koyunlu eseridir demektedirler diyor. Hatta Uzun Hasan, uzun demiyor, Tavil diyor. Tavil Hasan'ın eseri olduğunu söyleyenler de vardır diyor. Ak koyunlu. Kim diyor bunu? 4. Murat döneminde yaşamış olan Evliya Çelebi söylüyor. 1640'larda yaşamış, Erzurum'a gelmiş o yıllarda. Yani o yılların Erzurum halkı ak koyunlu eseri demişler. Bu konuda bir netlik yok diyor. Bakın eğer o dönemde bunun bir inşaat kitabesi olsaydı Evliya Çelebi onu okurdu. Ki 10 ciltlik seyahatnamede bize yüzlerce eser anlatıyor. Kitabesini okudum diyor, şöyle diyor, böyle diyor başka eserler için. Burada böyle bir şey diyemiyor. Evliya Çelebi devamında ne diyor? Sultan Murat Han diyor. Bir Bağdat bir Revan seferi yaptı ya 4. Murat. Revan neresi? Erivan. Ermenistan Erivan. Onun başkenti buraya yakın. 4. Murat Erzurum'a geliyor. Geldiğinde bu yapıyı böyle metruk, yarım bırakılmış ve boş vaziyette görüyor. Ya diyor böyle muhteşem bir yapıyı niye boş tutuyorsunuz diyor. Ve 4. Murat burayı bir top dökümhanesi haline getiriyor. 4. Murat'tan Osmanlı'nın son dönemine kadar bu yapı bir top dökümhanesi olarak kullanılıyor. Bu net bilgi. O meşhur Osmanlı'nın balyemez topları ve onların gülleleri burada hazırlanıyor. Hatta Abdüsselam Uluçam makalesinde şu medrese öğrenci odaları var ya bakın. Bu öğrenci odalarının kapıları var. Diyor ki hoca, bu diyor kapıların diyor üzerlerine bazılarının üzerinde son derece silik Osmanlı Türkçesiyle yok dökümhane, işte top döküm memuru bilmem ne Osmanlıca biz diyor ibareler gördük bunları okuduk diyor. Yani buralarda. Bunlar öğrenci odaları. Burası çift katlı muhteşem bir medrese. Bakın girdik içeri. 4 eyvanlı bir yapı. 1. eyvan bu görmüş olduğunuz giriş eyvanı. 1. eyvan. Burasının başka bir
kullanım amacı yok. Sadece girdik içeri. Girdikten sonra yanlarda yan eyvanlar var. Öğrencilerin hocalarla toplanıp ders işledikleri. Gelin şöyle adım adım gezelim. Bakın mesela o öğrenci odalarından bir tanesi bu. Bakın mesela bu öğrenci odasında Kavsara'da mukarnaslar var. Ama bu öğrenci odasında hiçbir şey yok. Çok sade bırakılmış. Çok sade. Neden? Bir başkasına geçelim. Mesela burada da bir başka öğrenci odası var. Of! Burada tezyinat tamamen değişti. Bambaşka. Ya bir medresenin bütün öğrenci odalarının kapısı aynı formda olur. Anadolu'da böyle 100 tane medrese var. Bu neden böyle farklı? Yani her öğrenci odasının girişi farklı. Mesela şu karşıya bir bakın buradan. Bakın burada 3 tane. Bunun girişi farklı. Bunun girişi farklı. Bayrağımız var önünde. Onun girişi farklı. Öbürününki farklı, öbürününki farklı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani hepsi birbirinden farklı olur mu? Demek ki var ve yapı yarım bırakılmış. Yani tamamlanamamış. Bakın size ilginç bir detay daha göstereyim. Şöyle gelin benimle. Şurada bir sütun görüyorsunuz. Değil mi? Medresenin sütunu. Sütuna buradan bakın dümdüz. Şöyle gelin sütuna. Buradan bakın. Aman ya Rabbi. Rumilere bakın. Rumi süsleme. Yekpare taşı bir kumaş gibi nakış nakış işlemişler. E burası süslü. Burası dümdüz. Ne demek bu? Medrese yarım kalmış demek. Bitirilememiş demek. Ya böyle devasa bir inşaata, sanata, paraya, güce rağmen bu medrese niye yarım kalır? Ve bu eseri ortaya kayan bu zengin, varlıklı, ünlü güç nasıl bilinmez? Kim yaptırdı? Mesela Haluk Karamağlı diyor ki, Alaaddin Keykubat'ın karısı Mahberi Hunat var. Huant. Hundi, Hont geçiyor ya bu isim kayıtlarda. Mahbir Hunat olabilir mi diyor. Sonra tezini kendisi çürütüyor. Olamaz. Çünkü burada bir kümbet var. Kümbetin kriptası var. Orada bir mezar odası var. E Mahbir Hunat'ın kabri Kayseri'de kendi yaptırdı. Mahbir Hunat külliyesi içinde. Bir de bu medrese 1270'lerden sonra yapıldı. Yani büyük bir ihtimalle yapılış tarihi 1270-1278 arası. 8 yılda bu yapılıyor. 78'de donuyor, donduruluyor ve herkes kaçıyor. Kimse önünden geçmiyor. Kimse yapının adını anmıyor. Yapının banisinin adını anmaya korkuyor herkes. Değil, banisinin adını bir taşa yazalım da kapıya koyalım. Neden? Hepsinin cevabı birazdan. Şu odaları gezmeye devam edelim hadi. Bakın buralarda öğrenci odaları, hepsinin kapı süslemeleri birbirinden farklı, muhteşem ve yarım. Bakın buradan geliyor süsleme. Hop burada üste yok. Yapılamamış. Hepsi yarım bırakılmış. Görüyorsunuz. Eyvanlar bir yere kadar tamamlanmış. Bakın bunlar yan eyvan. Şimdi mesela aynı anda 3 tane hoca medreseye ders anlatmaya geliyor. Hani üniversitelerde de öyle ya günümüzde. Bazı hoca vardır çok popülerdir. Birçok öğrenci seçmeli derste hocayı seçer. O hoca bir sınıfa öğrencileri sığdıramaz. Üniversite hocaya ne verir? Amfi sınıfı verir. Amfi dersi. Ve amfi dersi orada işlenir. Burada mesela aynı anda 3 hoca ders anlatıyor. En popüler hoca, en çok öğrencinin tercih ettiği hocaya hangi eyvanı veriyorlar? Ana eyvanı, burayı. Bakın şurada ortalama 100-150 civarında öğrenci toplanıp hocadan ders işleyebilir. Devasa bir eyvan. Öğrencilerle hoca derslerini burada işliyorlar. Aynı anda ikinci ve üçüncü hocalar dersleri nerede işliyor? Yan eyvanlarda. Bakın yan eyvanlardan bir tanesi bu. Bu gördüğünüz eyvan. Bir hoca en fazla 40 öğrenci alır orası. Öğrencilerle beraber dersler orada işleniyor. Tezyinat, taş süsleme muhteşem. Aynı şekilde bir eyvanda burası. İkinci yan eyvan. Ve bu yan eyvanda da yine bir hoca öğrencilerle derslerini burada işliyorlar. Burada çok ilginç bir detay var. Hazır mısınız? Ben size bugün çok şaşıracağım haberiniz olsun. Çünkü ben bu videoyu 20 yıldır çalışıyorum. 20 yıldır. Ben 25 yıldır Erzurum'a geliyorum. YouTube kanalım benim yıllardır var. Bana yıllardır diyorlar ki sen Erzurum'a hep geliyorsun. Yılda 3-4 defa grupla neden bir çifte minareli medrese videosu yapmadın? Neden? Çünkü hazır değil. Bir aşçının ilk aşçılık yıllarındaki yaptığı yemekle 20-30-40 yıllık tecrübe sonrasındaki yemeği bir olur mu? Olmaz. Ben hep bunu bekledim. Bu bilgilerin olgunlaşmasına, benim kalbimde ve beynimde net taşların yerine oturmasına. Yoksa para pul için, başka bir şeyler için ben bu videoları yapmıyorum. Önce ben inanmalıyım anlattığıma.
Ben inanmazsam siz inanmazsınız. Ben inanmazsam siz etkilenmez, zaplar geçersiniz. Benim videolarımı ya hocam açıyoruz, 2 dakika izleyeyim diye bir bakıyoruz, 1 saat izlemişiz diyorsanız bu bundan kaynaklanıyor. Hazır mısınız şaşırmaya? Bu medresenin kıble tarafı neresi bu taraf? Kıble yani güney. Namaz kılanlar buraya doğru kılıyor. Burası güney cephesi, burası kuzey cephesi, burası batı cephesi, burası doğu cephesi. Şu gördüğünüz duvarın, medresenin bu duvarının, dışarıdan da göstereceğim size. Erzurum şehrinin surlarından biri olduğunu söylesem. Yani sur buradan geçiyormuş, tam buradan. Ve medrese yapılırken o duvara yaslanarak yapılmış. Evet, gelin şu pencereye doğru. Bakın bugün günümüzde, mesela bu medresenin o tarafında bir çıkıntı yok. Yani o tarafına bakalım şöyle. Bak orada da bir yan eyvan var. Pencereyi görüyorsunuz orada. O pencerenin arkası ne? Sokak. Yani medresenin dışı. Ama bu pencerenin arkası sokak değil. Aydınlık değil. Buranın arkasında ilginç bir yuvarlak var. Peki bu ne? Bu buradan geçen duvarın, duvarın surun burcu. Bu bir burç. Medreseyle alakalı bir yapı değil. Yani buranın içinden medreseye girin, medreseden buraya girilmiyor. Burada böyle burçlar var, kuleler var ve önünde duvar var. Bakın şu an şu elimi değdirdiğim duvar var ya, bu duvar Erzurum şehir surlarının duvarı. İster inanın ister inanmayın, vallahi gerçek. Şehir surlarının duvarı bu. Ve bu duvara bitişik yapılmış medrese. Ya Alaaddin Kekubat Erzurum'a geldi, doğru. Niye geldi? Moğollar geliyordu. Ahlat ve Erzurum'u tahkim etti. Ya düşman gelirken, şehir tahkim edilirken adam ya da karısı Mahberi Gunat şehrin duvarının dibine böyle bir medrese yaptırır mı? Adam canının derdinde. Yaptırmaz. Onun için Mahberi Gunat'ı bir kere sallayın. Atın, olmaz. Kesinlikle değil. Mesela Padişah Hatun'dan bahsediliyor. Hüdavent. Kim bu Padişah Hatun? Önce Abaka ile evleniyor. Sonra Keyhatu ile evleniyor. Abaka ölünce. Keyhatu, bunlar İlhanlı hükümdarları. Hatta Keyhatu başta İlhanlı hükümdarı değil, Erzurum valisi. Moğolların, Moğol demiyoruz artık bunlara, İlhanlı diyoruz. Erzurum valisi. Onun hanımı bu. Aslında bir Selçuklu melikesi. E bunlar o zaman şamanist, Müslüman değiller. Müslüman olmayan biriyle bir Selçuklu melikesi evlendirilir mi, evlendirilmez, dinen doğru değil. Ne yapsınlar, mecburlar. Adam istiyor Abaka, Hülagü'nün oğlu. Kızını bana vereceksin diyor. Ve ağlaya ağlaya o kız geliyor, evleniyor. Daha sonra ölünce Abaka Keyhatu ile evleniyor. İşte Haluk Karamağaralı, Keyhatu'nun karısı Hont, onun yaptırmasına sıcak bakıyor. Olabilir diyor. Belki de o diyor. Ama elimizde yeterli delil, bilgi olmadığı için ben bu konuyu devam ettirmiyorum diyor. Bak bu bir akademisyen duruşudur. Bence olabilir ama delil yok. Onun için konuyu kapatıyorum diyor. Çok ilginç. Bu arada bu gördüğünüz yerlerde Kur'an ayetleri var. Müslümanların eliyle yapılmış Kur'an ayetlerini görüyoruz. Bakın burada bunları görüyoruz tek tek. Bu şekilde. Aslında araştırmacılar bu Padişah Hatun'un üzerinde bayağı durmuşlar. Acaba o mu değil mi diye. Ama Keyhatu ile evlendikten sonra bu kadın öldürülüyor. Ve hani çadırdaymış. Böyle adamlar giriyorlar, öldürüyorlar. Bir suikasta maruz kalıyor. Cenazesi Kirman'a götürülüyor. Kirman Selçuklarından. Ve orada annesinin yanına defnediliyor. Onun için Padişah Hatun'un da olma ihtimali söz konusu değil. Tarihte geçen mesela bir Hüdavent Hatun daha var. Kılıç Arslan'ın kızı. O olabilir mi diyorlar ama onun kabri de Niğde'de. Niğde Hüdavent Hatun. O da değil. Mesela Alaaddin Keykubat'ın Mahberi Gunat Kayseri'deki ikinci hanımı. Bir de bir ilk hanımı var. Melike Hatun. O olabilir mi? Ya da onun kızı olabilir mi diyorlar. Bu Kaan dönemindeki vakfiyedeki yazıdan dolayı. Olamaz. Çünkü o iki kızından bir tanesini, Alaaddin Keykubat'ın o kızı, o gün hükümdar olan erkek kardeşi Gıyasettin Keysürev tarafından Halep hükümdarına hanım olarak gönderildi. Yani onunla evlendirildi. Öbür kız da Kayseri'nin Sivas'a bakan çıkışında annesiyle yan yana yatıyor. İki ayrı kümbette, çifte kümbetlerde. Yani o da olamaz. O da olamaz. Kim bu kadın? Bu devasa eseri kim yaptırdı? Ya da hangi kadın adına yaptırıldı? Şimdi sizinle onu konuşacağız. Şöyle devam edelim. Bakın yapı çok ilginç. Bazı sütunlar bomboş bırakılmış. Bazı sütunlar nakış nakış. Hem de farklı formlarda işlenmiş. Bakıyorsunuz kapı işlenmiş. Bir yere kadar belli yerler yarım bırakılmış. Yani bunlar doğru değil. Ha şunu da unutmayalım. Bu yapı Osmanlı'nın son dönemine geldiğinde
metruk bir haldeydi, yıkıktı. Mesela şu eyvanı görüyor musunuz? Şu devasa eyvan Haluk Karamağaralı'nın 1970'lerdeki makalesindeki siyah beyaz fotoğraflara baktığınızda bu eyvan yok. Bu eyvan tamamen yıkılmış temel seviyesinde. Şu taşları görüyorsunuz değil mi? Bakın bu taşlar medresenin orijinal taşları. Bunun üzerinde bu gördükleriniz restorasyonda rekonstrüksiyon yapılmış, yapı tamamlanmış ve ayağa kaldırılmış tamamen yeni taşlarla organize edilmiş. Yani eskiyle yeni. Bakın şu an ayağımızı bastığımız taşlar buraya yeni konulmuş. Çünkü yapı tamamen tarumar olmuş. Ya Abdüsselam Hoca anlatıyor. Yapılan kazıda diyor biz burada bir sürü yüzlerce gülle bulduk diyor. 4. Murat döneminde burası top dökümhanesi olarak kullanılmış. Bakın eski ve yeni taşları hemen fark ediyorsunuz. Eski 800 yıllık medrese taşları ve onların yanında yeni taşlar. Burada duruyor. Ha bu eyvan burada var mıydı? Evet bu eyvan burada vardı. Ama çökmüştü. Haluk Karamağaralı gösteriyor zaten. O bu şekilde yeniden ayağa kaldırılmış oldu. Bu arada size anlatım yaparken çok ilginç bir şeye denk geldim. Şimdi kar yağdı tabii. Günlerdir Erzurum'a her yer karlı. Karların arasında bakın burada şöyle göstereyim. 4. Murat dönemine tarihlenen burada dökülmüş gülle var gördünüz mü? Yani bunlardan bir sürü buluyorlar. Bir sürü buluyorlar. Bunlar burada dökülüyor. Onun için bazıları böyle süs. Nevinden buralara konuluyor. Hani gelen giden insanlar da görebilsinler diye. Hazır olun. Çok şaşıracağınız bir şey daha söyleyeceğim size. Şu arkadaki kemeri görüyor musunuz? Onun arkasındaki eyvanı görüyor musunuz? Eyvan ne demek? Üç tarafı kapalı bir tarafı açık. Şu kemerli eyvan. Şimdi size bahsettiğim hocalar ve bunların yanında da bir sürü sanat tarihi uzmanımız bu eyvanı tartışıyorlar. Normal bir medrese eyvanı bu kadar büyük olmaz. Yok. Yakutiye var şurada aynı yıllarda yapılmış. İlhanlılar'da Olcaytu Hanım'ı Bolagay Hatun için yaptırıyor. Eyvanlar küçük. Bu kadar büyük olmaz. Bu ne böyle? İçine stadyum kadar insan sığar. Peki neden bu kadar büyük bir eyvan? Mesela bazı iddialar var. Bu bölgede Saltuklu Sarayı olduğu zamanında Saltuklu Sarayı'na ait bir eyvan olduğu düşünülüyor. Ama yine sanat tarihi uzmanlarımız hayır diyorlar. O da değil, olamaz. Neticesi söylüyorum şok olacaksınız. Az önce size yan eyvanı gösterdim ya ben şu. Yan eyvanın içinde burcu gösterdim. Burç çıkıntısı duruyor. Orada pencerenin içindeki duvarı gösterdim. Ne dedim ben size? Bu duvar Erzurum'un zamanında burada var olan şehir surunun bir parçası. Bu medrese şehir suruna bitişik yapıldı. Bu duvar dedim. O duvar böyle geliyor. Bu şekilde geliyor ve dönüyor. Şu gördüğünüz eyvan kemeri aslında Erzurum'un güney kapı kemeri. Şimdi Erzurum'un kuzeydoğusunda Gürcü Kapı var. Hala bütün Erzurumlar Gürcü Kapı'yı bilirler. Erzurum'un doğusunda Tebriz Kapı var. Bütün Erzurum bilir. Batısında Erzincan Kapı var. Bütün Erzurum bilir. Kars Kapı var. Bilir. Bir de güneyde kapı olmalı. Güneyde bugün Erzurum'un güneyinde bir yeni kapı var. Ama o yeni kapı 1870'lerde Osmanlı döneminde oraya bir duvar çekilmiş. O duvarın üzerine yapılmış. Yahu 800-1000 sene evvel bu Erzurum surlarının güneyinin üzerine bir kapı yapılmadı mı? Yapıldı. İşte o güney duvarı buradan geçiyordu. Ve bu gördüğünüz eyvan kemeri güney kapının kemeriydi. Ama artık ihtiyaç yoktu. Ne Erzurum'un şehir surlarına ihtiyaç vardı ne de böyle bir kapıya ihtiyaç vardı. Öyle olunca tuttular kapının dışına Anadolu'nun en büyük kümbetini yaptılar. Kapının içine bu medreseyi yaptılar ve kapı medresenin içinde kaldı. Yani bir eyvan kemerine dönüştü. Bakın önde bir kemer var görüyorsunuz değil mi? Arkada da eyvana ait ayrıca bir kemer var enli vaziyette giden. İşte şu görmüş olduğunuz kapı Erzurum'un güney şehir surlarının kapısı. Yüzyıllar boyunca bu kapının içinden dışarıdan şehre kimler kimler gelmiş oldular. Yani Erzurum'un güney illerinden ne var güneyinde? Van var mesela değil mi? Ağrı var. Daha aşağıda Muş var. Aşağı doğru iniyor Güneydoğu illerimize kadar, Cizre'ye kadar. Oralardan gelen kervanlar Erzurum şehrine hep buradan girmişlerdi. Ne zamana kadar? 1270 yılına kadar. 1270'te ne oldu? 1270 yılında çok ilginç şeyler yaşandı. Anlatacağım. Şimdi beni takip edin. Şu eyvana doğru biraz yaklaşalım. Şimdi bu öğrenci odalarına tek tek sokmuyorum sizi.
Siz kendiniz geldiğiniz zaman gezersiniz. Burası artık bir müze. Geçtiğimiz yıllarda bir 10 yıl kadar kapalı kaldı burası. Girdiğiniz zaman içeride hem Selçuklu, Saltuklu hem Osmanlı dönemine tarihlenen dokuma halılar, maden eşyaları, sikkeler, bu anlamda daha bir sürü detay göreceksiniz. Buraları kendiniz gezersiniz. Ben size medresenin ana yapısını anlatmaya çalışıyorum. Bakın buralarda gördüğünüz gibi ahşap süslemeler, o döneme tarihlenen yapılar, bunların hepsi anlatılıyor. Burada çok ilginç, medresenin kenarında iki tane de kışlık dershane var. Bakın bir tanesi burada, bir tanesi orada. Bu kışlık dershaneler ne işe yarıyor? Şimdi Erzurum soğuk memleket. Yani yılın bir kere 7 ayı, 8 ayı açıkta şu ortamda ders işlemek çok kolay değil. Bakın Şubat ayındayız şu an, yani ellerimiz, ki hava bugün ılık, buna rağmen taş kesiyor. Bu gördüğünüz medresede öğrenciler hava düzgünse açıkta eğitim görüyor, düzgün değilse kapalı medreselerde. Profesör Doktor Ziya Kazıcı'nın Osmanlı Eğitim Müesseseleri kitabı medresede çalışanları anlatırken müderris ve muhitten bahsediyor. Müderris sabah gelir akşam gider, muhit yatılı olarak öğrencilerin başında kalır, medrese düzenini sağlar. Öğrencilerin işte yatma saati, kalkma saati, yedirilme saati, ödevlerine yardım etme gibi faaliyetler, katkılar, bunları muhit sağlar diyor. Muhitin bugünkü karşılığı ne? Doktor öğrencisi. İşte muhitler de şu yan odalarda yatılı olarak kalıyorlardı. Ve bakın biz şu gördüğünüz kemer neydi? Erzurum'un güney surlarının kapısıydı. Güney kapısı. O kapıdan içeri girdik. Yapılmış olan medresenin içine, yani eyvanın içine geldik. Anadolu'da bugüne kadar inşa edilmiş en büyük medresenin en büyük eyvanının içerisinde bulunuyoruz. Hakikaten müthiş bir yapı baktığınız zaman. Hatta şu kapı kemerinden medresenin girişine bakıyoruz. Çift kuleyi görmekteyiz. Bunların daha yukarı doğru üzerleri var. Gidiyor geliyor. Bakın ben size burada menkıbe, ucuz hikayeler hele hiç anlatmıyorum. Yoksa sorsanız burada sokaktaki insanlara, size yok bunu usta yaptırmış, bunu çırağı yaptırmış, biri öbürüne şöyle kıskanmış, bir şeyler olmuş. Bunlar anlatılır. Bunları geçin. Bunlar altı boş hikayeler. Eğer biz halkımıza doğrusunu, gerçeğini anlatabilmiş olsaydık, bu ucuz hikayelerle kimse ilgilenmeyecekti. İşte ben size gerçekleri anlatmaya çalışıyorum. Şimdi önümüzde iki tane kapı var. Üst kapı arkadaki kümbetin içine açılıyor. Arkada dev bir kümbet var. Alt kapı ise alttaki cenazeliğe, mezar odasına, kriptaya açılıyor. Şimdi önce kümbetin içine girelim. Ondan sonra da mezar odasına geçelim. Hadi buyurun. Tabii bu arada ben bu manzaradan çok etkileniyorum. Yıllarca konferanslarımda da bunu anlattım. Şimdi mesela siz bir devlet başkanı, bir dünya lideri olabilirsiniz. Çok zengin, varlıklı bir adam da olabilirsiniz. Kendi paranızla, kendi adınızın anıldığı bir okul binası yaptırabilirsiniz. Ve bu insanlar tarihte bunları yaptırdılar. Ölürken ne dediler? Beni yaptırdığım bu okulun, bu hayır kurumunun, bu eğitim kurumunun içine defnedin dediler. Ya şurada öğrenciler ders görüyor yatılı ve İkinci sınıf öğrenci orada, üçüncü sınıf öğrenci orada, bir sınıf kümbetin içinde ders görüyor. Kümbetin altında banisi öyle bir yerde yatıyor. Yattığı yerden buradaki öğrencilerin derslerini, buradaki öğrencilerin derslerine ortak oluyor. Ders harici namazlar burada kılınıyor, dualar burada ediliyor. Etkinlikler burada gerçekleştiriliyor. Erzurum halkı öğrencilerle ve hocalarla burada buluşuyor. Ve yattığı yerden bu hayra ortak oluyor. Peki olabildi mi? Burası biraz şüpheli. Anlatacağım. Hadi gelin. Bakın şu mermere bakın. Bunlar müthiş. Bunlar orijinal. Buralarda sonradan yapılanlar var ama bir de orijinalleri var. Şunlar mesela sonradan buraya konulmuş mermerler. Ortam bir hayli yankılı. Burada neyi görmeliyiz? Bakın gelin. Kümbet de yarım kalmış. Bitirilmemiş. Bakın Rumiler başlıyor burada. Hop bitti. Yok, yukarısı yok. Yapılamamış. Eksik bırakılmış. Gelin aynı Rumiler, bak burada var, burada yok, orada var, yarım bırakılmış. Silmelerin üzerindeki işlemeler yarım bırakılmış, devam ettirilmemiş. Kümbet boş kalmış. Neden? Kabir odasında konuşalım bunların hepsini. Bakın size bahsettiğim, gelin göstereyim. Ne demiştim ben? Medrese Erzurum şehir surlarının duvarı üzerine yapıldı. Bakın şu gördüğünüz duvar
medresenin duvarı değil, şehir surlarının duvarı. Duvarın üzerindeki bu çokgen kule ne? Az önce size pencereden gösterdiğim şehir surlarının kulesi. Kuleye bitişik yapılıyor medrese. Hakikaten çok iyi. Ve çift avlulu, çift katlı bir medrese. Ya büyük bir üniversite binası. Ve şu an biz neredeyiz? Bu gördüğünüz kümbetin içindeyiz. Şu an kümbetin içindeyiz. Altta kripto odası var. Kripto odaları genelde toprağın altında olur. Burada kod farkı olduğu için kripto odasını yerin üstünde yapmışlar. O bahsettiğimiz ana eyvan burası. Bakın gelin böyle. Şehir surları devam ediyor. Bakın farkında mısınız? Bakın şehrin suru devam ediyor. Ve sur buraya doğru taşkınlık yapmış. Duvara bitişik yapılmış. Şu gördüğünüz çokgen, az önce bahsettiğim Erzurum şehir surlarının çıkıntısı. Buradan onu da görmekteyiz. Ve giriş kapısı. Giriş kapısındaki kapı kuleleri ve tahkim kuleleri, yani duvarları tutan kuleler. Buralarda bu şekilde gözükmekte. Yani şöyle başımızı bir kaldıralım. Bir bakalım şöyle yapıya. Müthiş bir kümbetin içerisindeyiz. Öğrencilerin hocalarla buluştuğu, ders işlediği harikulade bir yapı. Peki sırada ne var? Bu muhteşem eseri kim yaptı? Kimin adına yaptı? Şimdi alt kata inelim ve aşağıda bunu konuşalım. Evet, kümbeti gezdik. Şimdi kümbetin kriptasına gireceğiz. Ve o dakikalardır beklediğiniz sorunun cevabını size burada vereceğim. Anadolu'nun bu en büyük medresesinin, Anadolu'nun bu en büyük kümbetinin kriptasında kim yatıyor? Ya da kim yatacaktı? Bu medreseyi kim kim için yaptırdı? Cevap içeride. Hadi buyurun. Şimdi efendim, bakın burası bir kripta. Bu kriptada bir kabir, bir puşude söz konusu. Ama burada bir cenaze olmayabilir. Çünkü bu medresede size bahsettiğim ve bahsetmediğim, burayla alakalı çalışmış akademisyenlerin hemen hepsinin ortak bir fikri var. Bu medresede galiba hiçbir zaman ilim hayatı söz konusu olmadı. Abdüsselam Uluçam Hoca diyor ki, ya diyor, Erzurum'da iki tane Hatuniye Medresesi var diyor. Şimdi bu Hatuniye'de 4. Mart'tan itibaren top döküldü. Toplar hazırlandı. Güllelerden hala avluda duranlar var. Böyle bir işlem Osmanlı'nın sonuna kadar devam etti. Aynı zamanda Erzurum Hatuniye Medresesi'nde Osmanlı'nın son döneme kadar bir sürü alim hocalık yaptı. Telif eserler verildi. Şimdi burada eğitim mi sürdü? Top dökümhanesi olarak mı kullanıldı? İkisi aynı anda olamayacağına göre Abdüsselam Hoca diyor ki ikinci bir Hatuniye medresesi daha var diyor. İkinci bir Hatuniye. Nasıl yani? Ne oldu peki ona? Bu medrese yıkıldı. Rusların Erzurum işgalinde yıkıldı. Yıkılmış olan medresenin taşlarını şehri tekrar kurtaran Osmanlı tabyaların yapımında kullandı. Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz'in tabyaları var biliyorsunuz. Aziziye ve Mecidiye tabyaları. Yani o medrese maalesef günümüzde söz konusu değil. Yok. Yani kayıtlarda geçen Hatuniye o. E peki bu? Bu medrese tabii ki var. Ama bu medrese galiba hiçbir zaman kullanılmadı. Peki kim ne için yaptı? Hocalarımızın hepsinin anlattıklarının ışığında biz bu medresenin yapıldığı tarihi artık biliyoruz. 1277 Elbistan Savaşı'nın sonrasında. Yani Elbistan Savaşı'nın öncesinde yapım başladı. Savaştan bir yıl sonra medrese bu vaziyette donduruldu ve herkes arkasına bakmadan kaçtı. Neden kaçtı? İşte bu sorunun cevabını da Profesör Doktor Osman Gürbüz Hoca 2004'te yazdığı makalesinde veriyor. Peki 2004'te verdiği bu makaledeki bilgiler 2024'te tam 20 sene sonra neden bu şekilde beni etkiliyor ve ses getiriyor? Çünkü bu hocalar bunları yazarken varsayımlarla, bir takım delillerle yazıyorlar. Böyle olduğunu düşünüyoruz ama elimizdeki deliller şu an ancak buna yetiyor diyorlar. Osman Gürbüz Hoca'nın yazdıkları 2024'te artık netleşti. Neden netleşti? Çünkü son dönemde yapılan bir takım kazılarda hocanın iddiaları sabit hale geldi. Hoca ne diyor? Bir kere bu medreseler, yani 1250-1300 arasında yapılan Anadolu medreseleri var. O günlerde artık Anadolu Selçuklu bir vasala dönüşmüş. Moğolların hegemonyasında, ağır vergileri altında eziliyor. Selçuklu sultanları kuklaya dönmüş.
Selçuklu vezirleri daha güçlü hale gelmiş. Muhinettin Pervane, Saybata Fahrettin Ali, Emir Karatay. Bunlar çok büyük adamlar. Bunların bir numarası Emir Karatay'dı zaten. Emir Karatay devletin başında bir başlıtır olarak dururken o günlerde Kösedağ Savaşı oldu. Kösedağ Savaşı'nı Anadolu Selçuk kaybetti. Baycun Oyan ezdi geçti. Selçuklu resmen haraca kesti. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev savaşa katılmadığı gibi Alanya'ya kaçtı. Orada öldü. Ölmeden evvel 3 hanımı, 3 hanımından 3 oğlu vardı. Biri 11 yaşındaki 2. İzzettin Keykavus, ikincisi 8 yaşındaki 4. Kılıç Arslan, üçüncüsü 5 yaşındaki 2. Alaaddin Keykubat'tı. 5 yaşındaki oğlunu hükümdar ilan etti. Bazı kaynaklar 7 yaşındaydı diyor o günlerde. Neden? Çünkü o çocuğunu dünyaya getiren hanımına ayrı bir bağlılığı vardı. Gürcü kraliçesinin kızı Tamara. Bizim kaynaklarımızda o Gürcü Hatun diye geçer. Gürcü Hatun'la evlenmiş, ondan 2. Alaaddin Keykubat doğmuştu. Onu hükümdar yaptı. Tabii öldü. 5-6 yaşındaki çocuk hükümdar mı olur? Emir Karatay devreye girdi. 11 yaşındaki büyük oğlanı Akşehir'in köyünde, Altuntaş köyünde hükümdar yaptı. Diğer 4. Kılıç Arslan'la 2. Alaaddin'i bunlara naip yaptı. Bir 10 yılda böyle geçti. O günlerde Moğol hükümdarı öldü. Moğollara bağlıyız biz Anadolu'da o günlerde. Hükümdar öldü. Hükümdar ölünce bu kez hükümdarın yerine geçen hükümdarı taltif ve ona emirlerinize hazırız demek için bir Selçuklu hükümdar gitmeliydi. Normalde 2. İzzettin gidecekti. O günlerde Emir Karatay öldü. Büyük vezir ölünce ittifak dağıldı. 2. İzzettin ben gitmiyorum, küçük kardeşim gitsin dedi. Ona naiplik yakan ve aynı zamanda bir nevi Selçuklu sultanı olan 2. Alaaddin 15 yaşındaydı. Annesi Gürcü Hatun'la yola çıktı. Erzurum Pasinler'e geldi. Ben daha evvel bunun videosunu yaptım. Bakın linkini buraya bırakıyorum. Oradan lütfen izleyin. Pasinler'e, Kars'tan Erzurum'a geliyorsunuz. Pasinler'i geçtiniz. 2 kilometre daha gidin. Sola doğru bir Ovacık köyü var. Girin Ovacık'a. Köyü geçin. Ben otobüsle grupları götürüyorum. Otobüs giriyor. Yol kötü de olsa. Otobüsle köyü geçin. Köyü geçtikten sonra sağ tarafta bir kümbet var. Normalde orada kabri var. Bu 15 yaşındaki çocuk annesiyle beraber oraya çadır kuruluyor. Oradan Moğolistan'a doğru gidecekler. O akşam yatıyorlar. Sabah Gürcü Hatun bir uyanıyor. Oğlu yanında kaskatı. Ölmüş çocuk uykusunda. 2. Alaaddin Keykubat, 2. Gıyasettin'in benim yerime hükümdar olsun dediği oğlu bu. Çocuğu akşam yemekte zehirlemişler anlayacağınız. Tabi Gürcü Hatun perişan oluyor. Oğlunu çadırın içine defnediyorlar. YouTube'daki videomun adı o. Öldüğü çadıra gömüldü. Videonun adı bu. Şöyle gelin, kümbetin başına kadar gidelim. Şuradan böyle kenardan. Evet, yer burası. Şükür hava kararmadan yetiştik. Şimdi sizinle hazırsanız bir Anadolu Selçuklu tarihi dersini bizzat konuyla alakalı zatların başında yapacağız. Şimdi akıllarınıza önce şu soru geliyor. Ya burası dağın başı. Pasinler nerede kaldı? Daha Erzurum'a çok var. Burası bir köy. Köyde böyle bir Selçuklu hükümdarının mezarının ne? İşte size önce bu sorunun cevabını vereceğim. Ama verirken de olayı Kösedağ Savaşı'na götürmek zorundayım. Oraya defnediyorlar. Sonradan üzerine bir kümbet yapılıyor. Geçen yüzyıllar boyunca kümbet yıkılıyor. Yeri kayboluyor. Ama Ovacık köyü burada büyük bir zat yatıyordu diyerek orayı köy mezarlığı yapıyorlar. Etrafında 40-50 tane köylümüzün mezarı var. Ama kümbet kayıp. Bundan 10 sene evvel define avcıları sen orayı tespit ediyorlar. Kepçelerle orayı kazayım derken jandarma bunları basıyor, tespit ediliyor. Şu an Ani ve deprem bölgesinin kazı başkanı Muhammed Aslan Bey orayı kazdı. Ve o tabii kümbet yok olmuş ama kripta cenaze odası duruyor. Alttan 2 tane cenaze çıktı. Biri 15 yaşında bir çocuk iskeleti, biri de 70'li yaşlarında bir kadın. Gürcü Hatun'la 2. Alaaddin'in cenazeleri çıktı alttan. Biz bu bilgileri biliyorduk ama Erzurum civarına gömüldüler diyorduk ama yerini bilmiyorduk. Bu bilginin bu medreseyle ne alakası var? Çok alakası var. Çünkü Gürcü Hatun 2. Gıyasettin Alanya'da öldü ya. O ölünce kadın tutunacak bir dal arıyor. Oğlu 5-6 yaşında hükümdar, Selçuklu vezirleri tanımıyorlar. O dönemde ülkenin en güçlü vezirinle evleniyor Gürcü Hatun.
Kim? Muhyiddin Pervane ile evleniyor. Muhyiddin Pervane öyle büyük bir adam. Tutmuş. Bugün Sinop'ta Alaaddin Kekuvat Külliyesi var. Biz hepimiz Alaaddin Kekuvat yaptı sanıyoruz. Alakası yok. O külliyeyi yaptıran Muhyiddin Pervane'dir. Mesela Tokat'a gidin. Tokat'ta dev bir medrese var. Muhyiddin Pervane yaptırmıştır. Yani Sahip Atay'la resmen yarışıyorlar eser vermekte o gün. Pervane Gürcü Hatun'la evleniyor. Siz düşünebiliyor musunuz? Kanuni ölüyor. Kanuni'nin birinci eşi Mahidevran hayatta. Sokulu Mehmet Paşa onunla evleniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Adamın kafasını gövdesinden ayırırlar direkt. Mümkün değil. Ya bir vezir hükümdar hanımıyla evlenemez. Ama Pervane o kadar güçlü ki. Sırtını da Moğollara dayamış. Abaka Hülagü ölmüş. Abaka hükümdar. Abaka Pervane'yi parmağında oynattığını ve onlara tamamen bağlı olduğunu düşünüyor. Ama Pervane aslında bir vatanperver. Abaka'yı oynatıyor. Gizli gizli Kahire'deki Memlük Sultanı Baybars'la iletişime geçiyor. Bu Moğollardan biz ancak siz kurtarırsınız diyor. Ve Baybars ordularıyla 1277'de nereye geliyor? Elbistan'a geliyor. Moğol ordusunu yok ediyor. Tabii bu arada 1270'de Gıyasettin ölmüş. Gürcü Hatun'la Pervane evlenmiş. E Gürcü Hatun ben Erzurum'dan başka yerde yaşamam diyor. Niye? Çünkü Gürcü Hatun'un biricik oğlu Pasinler'de o tarlaların arasına defnedilmiş durumda. Ben burada yaşayacağım, burada öleceğim. Ölünce de oğlumun yanına defnedileceğim diyor. Pervane yeni hanımı, Selçuklu Sultan'ın dul karısı. Onun yanında Erzurum'da duruyor ağırlıklı olarak. Bu arada 2. Gıyasettin'den evli olan Gürcü Hatun'un Tamara'nın, ha bu arada Tamara Müslüman oluyor. Mevlana'nın müridi oluyor. Ve Mevlana'nın hayatında yani Mevlevilikte çok büyük izler bırakan bir kadın. Mevlana'nın torunlarından Ulu Arif Çelebi Erzurum'a Gürcü Hatun'u ziyarete geliyor. Ve geldiğinde bunları anlatıyor. O Menakıbül Arif'ine bakın, orada Gürcü Hatun ve kızlarının adı geçiyor. Hazır mısınız? Gürcü Hatun'un kızlarından birinin adı Hont. Hunat, Hundi. Ya. Kanun döneminde Erzurum ve Pasinler'deki eserlerin vakfiyesi düzenlenirken Hatuniye Medresesi için ne yazıyordu? Alaaddin Keykubat'ın oğlu 2. Gıyasettin'in kızı Hont'un adına yaptırılmıştır. Bakın Haluk Karamağaralı bunu anlatıyor ama diyor ki bu doğru değil diyor. Kanun döneminde düzenlendiği için halk unutmuş, saçmalamışlar diyor. Ama Osman Gürbüz Hoca son araştırmaların ışığında Hont, Hunat, Hüdavend, Hüdavendigar bunların kendisi ilahiyatçı olduğu için Arapçası ana dili gibi. Bakın bir sanat tarihçi Arapça da bilecek. Tarih de bilecek. Bu çok önemlidir. Bunları bilen ilahiyat kökenli bir hoca olduğu için Osman Gürbüz orada bunun açılımını yapıyor. Hayır diyor, hiçbir bilgi yanlışlığı yok. Erzurum halkının sonradan verdiği yanlış bir bilgi değil, bu doğru bir bilgidir diyor makalesinde. Ve bu Hont'un 2. Gıyasettin'den olma kızı olduğunu söylüyor. Ve bu kız adına bu dev Hatuniye Medresesi'ni kim inşa ediyor? Onun üvey babası Muhyiddin Pervane. Peki bu medrese niye böyle pat diye yarım kalıyor? Çünkü Muhyiddin Pervane 1277 Elbistan Savaşı sırasında Baybars'la bir ittifak kuruyor. Moğolların bundan haberi yok. Abaka'nın bütün böyle kemik komuta kademesi ordunun başında Anadolu'da. Elbistan'daki o Nurhak Dağları'nın çevirdiği bir ovadır o. TRT Türk'te Tarihin İzinde programında ben oraya gittim. Bir bölümlük video çekmiştim. TRT'de yayınlandı bu kaç defa. TRT arşivinde bulursanız izlersiniz. Orada Selçuklu ordusuyla Moğol ordusu Baybars'la savaşacak güya. Moğol ordusu önden giriyor vadiye. Selçuklu arkada kalıyor. Baybars bunları bir çeviriyor. Muhyiddin Pervane Selçuklu ordusuyla çekilip gidiyor. Bunlar orada kalıyorlar mı? Moğol ordusundan bir tane adam kalmamacasına Baybars hepsini öldürüyor. Bir danışıklı dövüş Memlüklü Selçuklu arasında. Tabi aradan bir yıl geçiyor. Abaka geliyor. Savaş alanına bir geliyor. Ölüler. Ölülerin tamamı Moğol. Bir tane Türk askeri yok. Anlıyor ki Pervane oyun çevirdi. Pervane'yi çağırıyor yanına. Yanındaki bütün adamlarıyla beraber. Bir akşam yemeği yiyorlar. Yemekten sonra hepsini öldürüyor Abaka. Hatta Amasya'ya gittiğiniz zaman Amasya Müzesi'ndeki mumyalar vardır. O mumyalardan iki tane Moğol valisi hariç diğerleri kim? Pervane'nin Amasya valisi olan oğlu, karısı ve üç çocuğudur. Abaka onları da öldürtüyor. Cenazelerini yıllarca Amasya halkı saklıyor. Konuya geri dönüyorum. Muhyiddin Pervane 1278 yılında
Abaka tarafından öldürüldüğünde bu medrese tam bu vaziyette. Kapı kitabesi konulacak, son işlemeler yapılacak ve iş bitecek. Hatta belki Gürcü Hatun öldüğünde buraya o defnedilecek. Gürcü Hatun kızları, bakın burada 3 tane pencere var. Bir cenaze yeri burası, 2 cenaze yeri de burası. Gürcü Hatun belki burada yatacaktı. Kızlarından Hont belki burada yatacaktı. Diğer kızı da karşıdaki bu gördüğünüz mezar odası. Bunlar mezar cepleri, nişleri. Burada 3 mezarlık yer yapılmış. Oğlu 2. Alaaddin Pasinler'deki Ovacık köyü yanında, kızlarıyla Gürcü Hatun burada olacaktı. Ama pervane öldürülünce pervane hain ilan edildi. O hain ilan edilince bu medrese inşaata çalışan herkes çil yavrusu gibi dağıldı. Yani hain ilan edilen ve öldürülen bir adamın adını taşa yazıp medresenin kapısına kim asmaya cesaret edebilir? Hiç kimse. Tabi İlhan'la hakimiyeti Anadolu'da bir 2 asır daha devam edince bu medreseye kimse yaklaşamadı, kimse önünden geçemedi. Kimse evladım bunu şu yaptırdı, şunun için diyemedi. Herkesin ödü koptu ve konu unutuldu. Gürcü Hatun öldüğünde buraya defnedilemedi, vasiyet etti. Oğlunun yanına defnedildi ve geçtiğimiz yıllarda kızı da Gürcü Hatun'un cenazesi de orada tespit edildi. Görüyor musunuz? Bakın yıllardır ülkemizin en ünlü sanat tarihçileri Anadolu'nun en gözde medresesini kimin inşa ettiğini bulmaya çalışıyor. Bulamamalarının sebebi bu acı hadiseden kaynaklanıyor. Muhittin Pervane büyük bir adamdı. Gerçek bir Selçuklu Türküydü. Moğollara karşı Memlüklerle anlaşma yapmış, ülkeyi kurtarmaya çalışmış. Başarılı olamamış ve bu büyük medreseyi üvey kızı ve karısı adına yaptırmıştı. Maalesef Muhittin Pervane Abaka tarafından şehit edildi. Bugün Erzurum'a gelenler, Erzurum'un önünden geçenler, Erzurum Çifte Minareli Medreseyi, Hatuniye Medresesini öyle böyle duyanlar Muhittin Pervane'yi, Gürcü Hatun'u ve kızı Hont, Huant'ı unutmamalılar. Moğolların işkencesi altında geçen bu dönemlerin sonrasında o Moğolların tekrar Moğolistan'a dönmediğini, bu yüce fıtratlı İslam'ı jilet gibi yaşayan bu insanların şahsında hepsinin Müslüman olduğunu ve ülkemizde nice medreselere, camilere imza attığını unutmamalılar. Bu yaptıkları medreseler, bu içinde yatamadıkları boş mezarlar boşuna yapılmadı. Moğolların Anadolu'ya gelenlerin tamamı Müslüman oldular, aramıza karıştılar ve aramızda Müslümanca Türkleşmiş olarak yaşamaya devam ediyorlar. Erzurum Hatuniye Medresesi'nin kriptasından hepinize selamlar, saygılar.